Konta ev ekranlarına alın teri programımıza hoş geldiniz sevgili izleyenlerimiz. Yepyeni bölümle karşınızdayız. Bugün bizler İpekler Köyü'nde İpekler İlkokulu'ndayız. Ve Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu KÜYAP'ın yapmış olduğu çok güzel işler var efendim. Onlar gönüllü tadilatçılar ve köy okullarında tadilata ihtiyacı olan, kötü durumda olan okulları geliyorlar ve topluluğumuz bu okulları yepyeni bir hale getiriyorlar. Şimdi bizler bu bölümde bu görmüş olduğunuz okulun tabii ki yıpranmış, eskimiş halini görüyorsunuz. En son halini merak ediyoruz. Bizler burada tadilat işlerine başlayacağız ve alın teri tüm güzelliğiyle başlıyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, Karatay Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Abdülkerim hocamız bizimle birlikte ve hem topluluğumuz hem de yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendisinden detay bilgiler alalım istiyoruz. Sonrasında yavaş yavaş bizler tabii ki iş başına doğru ilerleyeceğiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. İpekler İlkokulu'nun tadilatına bugün başlayacağız. Neler yaptık şimdiye kadar bu alanda? Sizden bilgilerimizi almak isteriz. Evet, İpekler Köyü'nün ilk önce İşe başlamadan önce bir ön incelemesini yaptık. Nelere ihtiyacı var? Evet. Ondan tespitini yaptıktan sonra, tabii bu süreç yaklaşık bir aydır devam ediyor. Malzeme tedarikini yaptık. Çalışacak arkadaşların tamamının, gönüllülerimizin öyle diyelim, listesini yaptık. Dolayısıyla bugün de buradayız. İşte 17, 18 ve 19 Mayıs'ta tadilatların tamamı bitecek. Evet. İnşallah pazar günü de açılışını, hem de 19 Mayıs bayramını kutlayarak açılışını yapacağız inşallah. Evet hocam, şimdi okulları tadilat ederken tabii ki tadilat kısmında bilmemiz gerekenler neler? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Neye özen gösteriyoruz? Bunlar çok önemli. Evet. Şimdi öncelikli olarak tabii bu tip yapılar, yani içinde bulunduğumuz İpekler Köyü'nün okulu 1970'li yıllarda yapılmış bir okul. Dolayısıyla sıvası, boyası, çatısı çok ciddi şekilde hasar görmüş. Boya tadilatımızı yapabilmemiz için öncelikli olarak eski kalkmış, eskimiş boyaları, sıvaların temizliğini yapıyoruz öncelikli olarak. Biz raspalama dediğimiz bir sistemle ilk önce yüzey temizliğini yapıyoruz. Sonra zımparasını yapıyoruz. Sonra da bir fırçayla o raspaladığımız yerdeki tozların tamamını alıyoruz ki astar boya ya da boyanın düzgün olmasını, tutunmasını sağlamak amacıyla. Sonra elektrik işlerinin tadilatını yapıyoruz. Çünkü içeride biraz sonra çekim yaptığımızda göreceğiz. Çok eski bir elektrik hatları var, sistemi var. Onların tadilatını yapacağız. Kapılarımızın, larımız diyemiyoruz çünkü burası tek. Tek sınıflı bir okuldan bahsediyoruz. Evet. Kapısını değiştireceğiz. Tuvaletlerimiz tabii çekimden önce onarıldı, bittiği için artık onun yeni halini görebilirsiniz. Görmüş olacağız. İşte çatı kiremitlerimiz onarılacak ki yaptığımız tadilatın ileriye dönük daha sağlıklı olabilmesi için yağmur, kar suyunun almaması gerekiyor. Olut tamiratını yapacağız. Dolayısıyla baştan sona sıfır bir bina yapar gibi oldu hocam. Yaklaşık 50 kişilik bir öğrenci topluluğu ile birlikte barodan genç avukatlarımız çalışacak burada. Bütün meslek gruplarından, evet. Değil mi? Topluluğumuzda arkadaşlarımız var. İşte baroya bu konuda çok teşekkür ediyor. Çok ciddi destek veriyorlar Konya Barosu'na. Konya İnşaat Mühendisleri Odası bu tadilatımızda ciddi destek verdi. Çeşitli firma ismi söylememize gerek yok şu anda. Boya firmaları, alçı firmaları. Gönüllü olan destekçilerimiz çok fazla. Her birine teşekkür ediyoruz yani, tabii ki. Bu genç öğrencilerimizin sosyal sorumluluğuna katkı sağlamak isteyen tüm Konyalı tüccarlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Hocam kaçıncı okulumuz bu şimdiye kadar tadilatını yapmış? Beşinci, yanlış hatırlamıyorsam beşinci okulumuz.
Bundan sonra da devam edecek inşallah. Peki okulların tespiti nasıl oluyor? Okullarla nasıl buluşuyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz? O kısmı da biraz araştırma gerektiren bir süreç. Şimdi ilkokulumuzu biz valilik aracılığıyla bulmuştuk. Valiliğe müracaat ettik. Onlar da bize okulu gösterdiler. Sosyal medyada bu yayılınca şu anda zaten bir araştırmaya bile gerek kalmıyor. Herkes başvuruyor. Aslında şu anda deprem bölgesinden de çok yoğun istek var ama tabii öğrencilerimiz okulları devam ediyor. Sınavları var, projeleri var. Avukatlarımızın mahkemelerde duruşmaları var, dosyaları belki var. Belki yaz döneminde olabilir inşallah. Olabilir. Ama gönül istiyor ki o deprem bölgesindeki insanlarımızın ellerinde tutmak, onlara da yardımcı olmak. İnşallah nasip olur. Nasip olsun hocam. İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu an okulumuzun kıymetli öğretmeni Mustafa Kılıç hocamız bizimle birlikte. Kendisini hem yakından tanıyalım hem de kaçıncı sınıflar burada okumakta, dersler nasıl gitmekte, neler yapıyoruz, bilgilerimizi alalım inşallah. Merhabalar hocam. Merhaba Simge Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha böyle kameraya dönebilirsek. Sizi biraz yakından tanımak isteriz. Tabii. İsmim Mustafa Kılıç. 2 yıldır bu okuldayım. Evet. Ücretli öğretmenim. Daha önce çeşitli okullarda çalıştıktan sonra 2 yıldır da buradayım, mutluyum burada. Aslen nereliyiz? Kulu Kömüşünü köyündenim. Evet. Konya Kulu Kömüşünü köyünde. 2 senede de buraya gayet alıştık. Alıştım. Bir kere köy havası, doğal bir ortam, harika bir yaşam. Harika. Kendim de köylü çocuğuyum. Köy hayatını da seviyorum zaten. Evet, peki buraya geldiğiniz tek sınıflı bir okuldasınız. Evet. Zorlukları mutlaka olmuştur. Evet. Neler yapıyoruz hocam? Biraz anlatabilir miyiz? Kaç öğrencimiz var? 14 öğrencimiz var. Daha önceki yıllarda da ben köy ilkokullarında çalıştığım için pek zorluk yaşamadım. Tabii birleştirilmiş sınıf, sınıfımız. Birinci sınıfla dördüncü sınıf arası. Birleştirilmiş sınıflarında bir özelliği. Peki burada bir böyle hani farklı modüller olduğu için tabii zorluğu oluyordur belki bu alanda. Zorluğu oluyor ama ama iyi yönü de var birleştirilmiş sınıfın. Mesela ikilerle ders yaparken birinci sınıftaki çocuklar o konuyu duydukları için sınıfta onu da şimdiden bir altyapı oluyor, öğrenmiş oluyorlar yani böylece. Avantajlı yanları da var. Tabii avantajlı yönleri de var. Evet. İyi yönü de var, zor yönü de var tabii ki. Peki okulumuz tabii ki çok eski bir yapıdan bahsediyoruz hocam. 50-60 senelik bir bina. Evet, ilk geldiğinizde peki bu toplulukla nasıl buluştunuz, haberleştiniz? Biraz da bu kısmını konuşalım istiyoruz sizinle. Olur. Bu toplulukla şöyle tanıştım. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden Özgün Hanım bizi aradı. Birkaç arkadaşıyla okula geldi. İncelemeler yaptılar. Okulumuzun ihtiyaçlarını not aldılar. Daha sonra Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nin öğrencileri Sadrettin Hocam ve ekibi geldi. Eksiklerimizi yazdılar, not aldılar, resim çektiler. Daha sonra da diyalog içerisindeydik sürekli. Onlar bugün de geldiler. Şu anda okulumuzu tamir işleriyle uğraşıyorlar. Harika bir işe imza atmış olacaksınız hep birlikte inşallah. Biz de bu sürece şahit olmuş olacağız sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten insanı onur eden, mutlu eden bir çalışma bu. Büyük bir çalışma. Evet, büyük bir ekip işi. Çünkü burası bir eğitim yuvası. Ve o çocuklarımızın daha konforlu, daha rahat bir alanda eğitimlerini devam ettirebilmeleri için buna ihtiyaç vardı. Merak ediyor musunuz hocam sonunu? Sonu bence süper olacak. Bu okulumuza yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'ndeki Kerim Hocam, onu Celalettin Hocam ve tüm öğrenci kardeşlerime, arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Köy muhtarımıza, Konya Mimarlar Odası'na, Konya Barosu'na, Konya İnşaat Mühendisleri Odası'na, buraya geldiğiniz için siz KonTV'ye, okulumuza yaptıkları tüm çalışmalardan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İpekleyici olur öğretmen olarak bizi mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim bu işin paydaşları çok fazla ve gönlünü koyan herkese de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii ki topluluğumuzda yer alan öğrencilerimiz şu an çalışıyorlar. Hem onlarla konuşalım hem de artık ben birazcık çalışayım. Ayça'cığım buyur ilerliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz artık işbaşı dedik ve yeleğimi ben giydim. Yapı topluluğu sorumlumuz efendim Ahmet Furkan'la sizi bir tanıştırmak istiyorum. Arkadaşlar burada çalışıyorlar bir taraftan. Bütün görevleri Ahmet bana verecek ve Ahmet bir taraftan da öğretecek tabii ki işi bana. Seni tanıyabilir miyiz Ahmet? Ben Ahmet Furkan, Kırlı'nın inşaat mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Sona gelmişsin. Sona geldim, harika. Hatta 2 haftamız kaldı. Ya evet. Yapı topluluğunun başkanıyım, 3 dönemde bu görevi yürütüyorum. Bizler okul tadilatı yapıyoruz bu etkinliklerimizde. Bu tadilatın 6. okulumuz oluyor. Harikasınız. Evet. Ekip çok sağlam. Kesinlikle. Kaç kişi var şu an çalışan? Şu anda 20 arkadaşımız bizden... 5 kişi de avukatlardan olmak üzere 25 kişilik bir ekibimiz var. Hem Mühendislik Mimarlık Fakültesi evet. Hem de Baro'dan gelen arkadaşlarımız evet. Var. Kıymetli ekstradan, hocalarımız tabii ki. Ekstradan diğer okulumuzun diğer bölümlerinden gelen arkadaşlarımız da var. Gönüllülük esaslı olduğundan dolayı evet. Biz eli fırçalı tutan herkesi buraya çağırıyoruz. Ahmet başkanlık da bitecek herhalde değil başkanlık mi? Başkanlık da bitecek evet. Ay vah okulda yani toplulukta böyle bir şey var. Okul bitince başkan da gidiyor. Yerine yeni bir başkan gelecek ama gönüllü olarak devam etmeyi düşünüyor musun? Gönüllü olarak sonradan katılmayı düşünüyorum. Zaten şu an eski üyelerimiz de, mezun var. Olan üyelerimiz aha. De var. Onlar da büyük destekle bulunuyorlar. Hatta birçoğu sponsorumuz da kendileri artık. Harikasınız. Gönüllü olmak isteyenler ne yapsınlar Ahmet? Gönüllü olmak isteyenler bizlere ulaşabilirler. Bir sayfa adres söyleyelim. Evet. Nasıl ulaşacaklarını anlatalım. Karatay Yapı Topluluğu Instagram adresinden biyografideki linkten ulaşabilirler bizlere. Harikasınız. Orada katılımcılarımız ve etkinliklerimize ait detaylı fotoğraflarımız da bulunuyor. Çalışmaları da görebilirsiniz kesinlikle. Bu arada. Şimdi neyi görevi vereceksin bana? Burada çok iş var çünkü. Biz en son harç karıyorduk. Bizim harç karmamıza yardımcı olursanız çok memnun tamam, oluruz. Tamam şimdi harcı kararken neye dikkat etmeliyiz? Nasıl yapmamız gerekiyor? Hem yapalım hem konuşalım olur mu? Tabii ki. Bu harcı dış duvarda kullanmak üzere yaptık. İçerisine kum ekledik. Kum var. Çimento var. Evet. Ve ısı yalıtım sıvası olarak kullandık. Kalyakim kullandık. Bunu iyice karmamız mı gerekiyor? Tabii ki bunu tamamen karmamız gerekiyor. Ay şöyle size mi yapsam ki? Ağırlaşmış yalnız bu. Birazcık kesinlikle. Su mu? Birazcık evet, arkadaşlarla da konuşacağım birazdan ama bir şu işi tamamlamam gerekiyor. Görevi tam teslim edelim evet. Değil mi? Yapalım. Tabii kek karmaya benzemiyor bunlar sevgili izleyenlerimiz. Birazcık çok yoğun çünkü. Şimdi biz ne yapacağız? Kapı mı tadilatını yapacağız? Bu dış duvar için hazırladığımız harcımız. Hı-hı. Kesinlikle. Dış duvarda kullanacağız bunu. Dış duvarda biz raspa işlemleri yapıyoruz. Dış o boyayı, dediğiniz nedir? Şeyden önce mi yapılması gerekiyor normalde? Boyadan önce, önceki boyanın kalkmış kısımlarını tekrardan kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz bunları. Peki. Temizlenmesi gerekiyor yani. Kesinlikle. Pürüzsüz mü olması gerekiyor? Hem pürüzsüz olması gerekiyor. Yani bu raspa dediğimiz alet bu zaten. Ucu sivri. Evet. Tamam. Bunlar birazdan onu da deneyelim. Tabii ki. Dışarıda çünkü arkadaşlar bu işlemi yapıyorlar. Onu da görelim hem. Biraz tabii yorucu bir iş aslında bunlar evet. Her biri. İnşaat alanı bence tamamen zor. Peki sen ileride neler yapmak istiyorsun? Mesleğini eline alacaksın, az kaldı. Evet. Hayallerini bir anlatalım mı? Planlarda neler var? Ben akademisyen olarak devam etmeyi düşünüyorum. Harikasın. Yani akademisyen olursan bu topluluğun tamamen... Kesinlikle. Hizmetlerinde, etkinliklerinde yer alacaksın inanıyorum ben. Kesinlikle. Hatta bu toplumun danışman olarak da hizmet sürdürmeyi çok istiyorum İnşallah, yani. İnşallah. Gönlünüze göre olsun her şey. Bunun belli bir kıvamı var mı? Tabii, duvara sürülecek kıvamda olması lazım. Yani akmaması gerekiyor duvara sürüldüğünde. Bu iyi mi sence? Biraz toparlayabiliriz belki. Ama gayet iyi gözüküyor yani duvar için. Ha, peki.
Yapabilir miyim sence bu işlere? Uygulamasını yapabiliriz. Hadi buyurun. Hadi gidelim. Gidiyoruz efendim. Kartımızı kardık ve alana doğru ilerliyoruz. Burayı tamamlamamız gerekiyor. Peki. Harcımızı alalım ve direkt yapıştırabiliriz buraya. Yani şöyle. Bastırdığınız zaman zaten spatula ona göre eğilecektir. Boşlukları dolduracaktır. Aa, Ahmet geri geliyor bunu. İnce spatulayla da deneyebilirsiniz. Dur. Biraz daha böyle sulu yerinden mi alsam ki diye. Bastırdım. Tabii bu işlerde pratik lik kazanmak önemli bence. Kesinlikle. Tecrübe tecrübe çok önemli. Şöyle mi? Hı. Ama hala yani boş yerleri var. Bastırarak direkt çekebilirsiniz. Ahmet yani olacak inşallah. Olacak olacak. İnanıyorum. Olacak ama yalnız ben de var ya bu okul bitmeyebilir. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi diğer arkadaşlarla da biraz konuşmak istiyorum tabii ki. Yaptığım yerleri geri bozuyorum. Ahmet neden? Yani hiç kaldırmamanız gerekiyor. Bastırarak sonuna kadar çekmeniz gerekiyor. Şöyle. Evet. Tek hamlede. Kadar. Peki. Burayı da böyle yapalım. Bu alanlar. Evet. Neler eksikti bu okula? Geldiniz. Kontrolleri yaptınız. O aşamayı bir anlatabilir misin? Tabii ki. Biz okulları daha önceden kendimiz ziyaret ediyoruz. Herhangi bir ekipmanımız olmadan. Sadece metre oluyor elimizde. Okulun metrajını çıkartıyoruz öncelikle. İşte kaç metrekare tavan boyasına ihtiyacımız var, kaç metrekare duvar boyasına ihtiyacımız var. Bunları tespit ediyoruz. Bunlara göre hazırlıklar yürütüyoruz. Okulun ihtiyaçları bu konuda fizibilite raporunda bizim daha önceliğimiz oluyor. Hangi okulu öncelikli olarak tadilatta bulunmamız gerektiğini belirliyorsunuz. Aha, peki. Bu okulun ihtiyaçlarından birisi merdiveni kötü durumdaydı, yıkılmış durumdaydı. İl Milli Eğitim... Onu yaptınız mı? Bu konuda bize çok destek oldu. Merdivenler yapıldı. Yan tarafları yani harabe bir durumdaydı açıkçası. Bunlar yapıldı. Sonra tuvalet işçiliğinde, fayans işçiliğinde tabii bizler ve öğrenci arkadaşlarım ustalık gerektirilen işlere bulaşamıyoruz. Bunda da yine Öznur Hanım bize destekte bulundu bu konuda. Harika. Tuvaletleri yenilediler baştan aşağıya. Biz yine dış cephe, iç cephe boyaları bunlarla ilgili çalışıyoruz. Ahmet oluyor mu? Biraz gayet sanki güzel. Döküyorum aşağıya. Gayet. Yaptığımın güzel. Yarısı gitti mi aşağı? Bunu bilemedim ama ya sıva işleri gerçekten zor. Ben söyleyeyim yani alçatmak daha mı zor sence? Astarını atmak onun. Astarını atmak bence yani sıva en zor tabii diyebilirim. Tabii bir mühendise bunu sormak da hoş olmadı ama onları çünkü her şey kolay artık biliyorlar. Ama bu işi yapmak isteyenler şayet varsa şu an bizi izleyen ne yapmalılar sence? Neye dikkat etmeliler? Yani bu konuda korkmamak gerekiyor. Hani yapabilir miyim acaba yapamaz mıyım diye araya girmemek gerekiyor. Şu aa büyük, doğru diyorsunuz. Büyük malzemeyle şimdi öyle alacağız. Bağlayacaksınız şöyle. Tabii dökmemek gerekiyor bunları yaparken. Aldık. Evet, kullanacağımız kadarını oraya aldık değil mi aldık. Hocam? Aldık. Sonra şuradan şöyle aşağıdan başlayıp çok kuvvetli bir güç istiyor yani. Bak şöyle. Eğer sizin gibi uygulamaya kalkarsak biz buradan 6 ay çıkamayız. Doğru söylüyor hocam. 6 ay çıkamayız dedi. Şöyle. Ama en azından işin nasıl olması gerektiğini öğreniyoruz. Bu kabası böyle yapılır. Bir de bundan yapalım efendim. Daha kolay olacak. İyice buldum. Neyse oldu bir şey. Biraz oldu gibi. Efendim biz bu alanda çalışmaya devam edeceğiz ama kızlarımızla biraz konuşalım istiyoruz. Yani küçücük bir çalışmayla ne kadar yoruldum Ayça. Düşünsene güç istiyor. Bu sıva işi zormuş gerçekten. Ama yine de yapacağım. Yani güzelleştirinceye kadar çabalayacağım. Sonrasında diğer alanlara da geçmem gerekiyor. Şimdi bu topluluğun güzel üyeleri var dedik efendim, gönüllüleri. Biraz tanımaya başlayalım artık değil mi? Merhaba, ben Fikriye Tütü.
İnşaat mühendisliği. Daha hazırlıklıyım ama birinci sınıf olacağım. Oo maşallah. Evet, biraz erken Allah girdim. Kolaylık versin. Evet. Çok erken başlamışsın. Biraz erken başladım evet. Öyle. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Oradaki görevlerin neler? Bize bir anlatır mısın? Ben daha yeni girdim aslında topluluğa ama geçen okul tadilatında da buradaydım. Şimdi ilk öncelikle dışarıyı daha pürüzsüz hale getirdik. Astarı ve boyayı atmadan önce daha güzel olsun diye. Sonrasında da buraya başladık işte. En zoru hangisi? En zoru boya bence. Ya. Evet. Çünkü yukarıya ulaşmak falan biraz zor oluyor. Seni de tanıyabilir miyiz? Duygu Karagöz benim ismim de. Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Maşallah. Sen neler yapıyorsun peki? Okul nasıl gidiyor? Okul iyi gidiyor diyelim. Topluluk? Topluluk çok iyi. Çalışmalarınız gidiyor. Çok güzel. Evet, sen neler ederiz. Yaptın şimdiye kadar? Biz de pürüzsüzleştirme işini yaptık. Şimdi sıva yapıyoruz. Sonra da boya yapacağız. Sıva zor değil mi sence? Sıva zor evet. Ay, boya da çok zor ama Fikriye'ye çok katılıyorum yani. Gerçekten üstün mi? Komple olur. Artık boya makyajı yani. Orada hiç evet. Hatasız çalışmanız doğru. Gerekiyor. Efendim biz astar çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dakikalık işi biz yaptık. Anca. Değil mi? Kurudu işi. Daha iyi. Bu işleri yaparken keyif mi alıyorsun yoksa eyvah ben nasıl bir bölüme keyif geldim alıyorum. Falan diyor musun? Yok çok isteyerek yazdım zaten bölümü. İnşaat işleri ya hani böyle. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten evet, mi? Evet daha zaten okul yeni açılmıştı. Direkt hani ilk evde yapar tarihinden... mısın peki böyle tamir, tadilat işlerine yardım yok, eder misin? Yok yani de hani inşaata bir ilgimi çekiyordu. Bak anne baba bence... Dediler ki hem bitirsin bu alanda kendini geliştirsin. Evinde bir ihtiyacı olursa kendisi bir zahmet yapsın dediler sanki. Doğru mu? Yani tabii becerikli olmamızı istiyorlar. Her ya alanda. Herhalde tabii. İnşallah. Evet. Ahmet. Şimdi arası oldu. Muntazam bir çalışma ama o kuvveti biz evet. Tabii sağlayamıyoruz. O yüzden de böyle bir çalışma çıkıyor ortaya. Bir sonraki okul tadilatında beni de siz de daha iyisini başaracaksınız. Aynen. Burası artık alıştırma alanıydı. Evet. Burayı tamamlıyoruz ve geçiyoruz Ahmet. Tabii hangi ki. Aşamayla devam edeceğiz? İçerideki kapı takıyor arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım. Kapı takabiliriz inşallah. Hadi bismillah diyoruz ve devam ediyoruz. Kapı takacağız dedim de yalnız hani kapı takma deyince şurası olur ya hani normal takarız çıkartırız falan öyle bir şey değil. Komple efendim. Şimdi gel kaçma. Sen böyle dediler ki seni buraya niye verdiler? Duvar örelim kapının yanına diye. Ondan sonra kapının yanına. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Burak, ben mezunum. İşte gönüllülük esaslı geliyorum. Evet. Aynı zamanda okulumuzda yüksek lisans öğrencisiyim. Harikasın. İnşaat mühendisliği bölümünde. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor. Sadece bu alanda mı çalışıyorsun peki? Buradan başlayıp bütün her yere el atacağız. Her yere el atacağız. Peki evet. Bu kapıyı takarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Boşluk olmamalı. Evet, boşluktan ziyade gönyesine, terazisine bakmamız lazım. Ha, gönyesi dediğimizde dengeyi mi sağlayacağız? Dengesini sağlamamız peki, lazım. Peki şu an ayarlı mı? Hayır, ayarlayacağız. Nasıl ayarlayacağız? Hadi patron sensin şu an. Köpeğe, ustamız aslında burada. Ya ustam biraz anlatın ya. En zor iş mi inşaatta kapı kısmı? Tabii bu marangozluk esası olduğu için. Yani biraz daha ustalık gerekiyor bu işte. İlk önce gönyeliyoruz kapıları sağdan soldan. Gönyesine baktıktan sonra köpüklüyoruz, sıkışıyor. Ortasına çıta koyuyoruz. Genişlemesin diye, içine daralmasın. Belli bir süre bekliyor tabii öyle. Ondan sonra karşılıklarını ayarlıyoruz. Sıvasını yapıyoruz. Pervazını çakıyoruz, boyuyoruz. Bayağı iş varmış buranın da. Bir de bunun yapım aşaması var, o daha zor tabii. Allah'tan bir kapı. Yani şu ağaçtan bu kapı oluyor. Bildiğiniz bu ağaç geliyor. O kısımda da yer alıyor musun? Yani benim babam yapıyor daha doğrusu. Ya, marangoz. Sadece kapı üzerine mi peki? Kapı, pencere, dolap, yani her türlü iş aslında var. Çok keyifli de zor, zahmetli. Tabii zor. İşçilik yani, gerektiriyor. İşçiliği tabii. Çok zor oluyor yani. Harikasın. Hadi bakalım kapı dengeleme işlemini şöyle bir yapmaya çalışalım.
tabii bu arası biraz zor. Mümkünat yok olmaz bunun böyle. Şimdi, gel. Neden olmaz? Neden olmaz? Dur mikrofonu sana şöyle bir tutayım. Neden olmaz? Çünkü ilk önce altına şey koyuyoruz sonra sıkıştırıyoruz şu şekilde. Tamam şimdi, mı? Aynen. Bu teraziyi alacağız sonra tamam. Daha ha, tamam. Tamam. Daha işlemlere devam edelim. Duvarla sıfırlayacağız. Kapı da çok güzel bu arada. Kullandığınız malzeme ne? Mobilya şey ağaçta? Ağaçta gürgen var, çam var. Hı hı. İki türlü mobilyalarda gürgen kullanılır daha sağlam. Bununla da kızıl çam, çam öyle bir iş. Rengi de çok güzel. Tabii daha boyanacak mı? Tabii boyanacak. Beyaza boyayacağız. Aynı kapıyla aynı renk olsun diye beyazla. Peki efendim, boyası da var daha. İşlem devam ediyor. Evet, işlemimiz daha uzun. Hiç çalışmaya gönlü yok gibi yalnız böyle duruyor. Tamam tamam. Uzun olduğu için işlem. Sen bir git başımdan diyorsun yok, yani. Yok, bunun ayadası yok. İstersen bitince gelin. Hadi gel, hadi yapalım bir şeyler, dur. Tamam. Buradaki amacımız önceki bozulmuş alanları, boyalı kısımları, kabarmış yerleri evet. tamamen temizlemek. Kesinlikle. Zaten arkadaşlar birçoğunu yapmışlar. Şu an biz kalan kısımlarını yapıyoruz. Sonra boya mı geçeceğiz direkt? Boyanmaya mı başlayacaksınız? Burası astar boya satılacak ve boyanmaya başlayacak. Ha tamam. Mevcut elektrik tesisatı zaten. Dışarıdan bir tesisatçı vardı. Tesisatçılarımız da geldiler. Tabii. Her işten anlayan birisi her var. Ekibimiz o kadar güzel ki. Yani kapımızı yapacağımız zaman kapı işleri yapan bir arkadaşımız yapıyor bu işi. Elektrik işleriyle yapılacağı zaman hocamız aynı zamanda meslek lisesinden elektrik çıkışlı olduğundan dolayı o işlerden anlıyor. Harikalar. Ekipte herkes var yani bu işlerden. Bak daha önceden buranın rengi maviymiş duvar evet. rengi. Eski boyanın kazınması o yüzden biraz daha önemli. Evet. Yani üstünden kalktığı zaman üstüne yeni atacağımız boyayı da kaldırıyor ve dökülüyor. Olarak. O yüzden sağlamma alıyoruz işimizi. Evet. Bu çok önemli. Sanırım burası tamam mıdır sence? Burası tamam. Daha evet, önce burayı arkadaşlarımız yapmışlar çalışırmış. Zaten. Evet. Şimdi bir arkadaşımız vardı onu bir görmek istiyorum. İsmini bize bir zikretsin, kendini bize bir tanıtsın, neler yaptığını bir anlatsın. Merhabalar, ben Seda Nur. 2023 hemşirelik mezunuyum ben aslında. Ortak arkadaşlarımın sayesinde bu yapı topluluğuna dahil oldum. Öyle olunca işte arkadaşlarıma yardım etmek için, işin ucundan tutmak için buradayım. Aslında çok dediğimiz gibi teknik kısımları ben de bilmiyorum ama işte onların yanında birer birer öğrenmeye başladım. Aynen, aynen. Evet, teknik isimlerini bile yavaş yavaş öğreniyorum. Neyse, grupta bir sağlıkçıya ihtiyacımız olabilir her daim biliyorsunuz. Allah muhafaza, her şey başımıza gelebilir. O yüzden iyi ki varsın. Evet, teşekkür ederim. Neler yaptın peki sen burada şimdiye kadar? En çok sevdiğin alan hangisi? Boyamayı çok seviyorum ve ben kestirme yapıyorum. Bana bir merdiven veriyorlar ve ben tavan boyasıyla duvar boyasının ayrımındaki o ince kısmı yapıyorum. En zor kısım biliyor musun? İşte ince işçilik olarak bana onu veriyorlar ve ben onu yapıyorum. Tamam, öyle bir yeteneğim var. Evde boya yaparsam ben de o işi hemen alıyorum. Evet, çünkü duvarlar büyük olunca aynen. Herkes bir işini şundan tutunca bana da o kısım kaldı. Öyle olunca ben de oraları yaptım. Bugün de işte raspalama işleminde içerinin raspasını birlikte yaptık. Havunur diye bir arkadaşımız var. Onunla birlikte yaptık. Tertemiz yapmışsın. Teşekkür ederiz. Yerlere boya damlamasın diye hışır örtümüzü serdik. Bantladık kenarlarından güzelce. Çünkü kere badana boya yaparken bu bence olmazsa olmaz. Evet, hele ki evlerde. Kesinlikle. Kirlenince temizlemesi daha zor oluyor ve bizim için bir iş yükü daha oluyor. Onun için temizce bir hışır örtümüzü serdik. Boyalar yere damlamayacak. Daha temiz olacak. Seviyorum. Ama tabii boya yaparken incelikleri nedir? Detayları nedir?
iz kalmaması için neye dikkat etmeli? Önemli. Bence kullandığımız fırçalar bile önemli. Değil kesinlikle mi Ahmet? Boyanın çok olup olmaması bile fırçadaki bu boyayı etkiliyor. Yani oradaki iz bırakmasını aynen etkiliyor. Ama renk çok güzel tercih. Bu arada bu şeyleri, renk seçimlerini vesaire kim yapıyor, belirliyor her şeyi? Ya renk seçimleri... Çizimler var bir de tabii ki. Mimarlık tabii devreye giriyor içeride. Nasıl bir düzen olacak o tek sınıfta? Sınıf içerisinde sınıfı biz separatör tarzında bir küçük kütüphane yaptık. Yani orada kitaplıklarla ikiye bölüyoruz orayı. Ön tarafta öğrenciler eğitim görecekler, işte normal bir sınıf. Arka tamam tarafta da bir kitaplık olacak ve kitaplığı geçtikten sonra bir okuma salonu gibi aynı sınıf içerisinde herhangi bir kapıyla girilmeyecek ama bir geçit şeklinde bir mimarlarımız tasarladı bunları. Harikasınız. Küçücük alana bunların hepsi nasıl sığacak diye merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Son halinde sonuçlar ne olacak? Hadi bakalım. Son halini göreceğiz inşallah. Başlayalım mı boya? Başlayalım, buyurun. Ustamı tanıyalım o halde. Ustam gel. Merhaba. Ben Dio fabrika elemanıyım. Konya Karaman Aksaray sorumlusuyum. Buraya bu projeye sorumlu olarak, sponsor olarak Dio sponsor oldu. Evet. Bunun gibi bu sene 15'e yakın Karaman Konya'da ücretsiz olarak okullara boya dağıtımı oldu. Harikasınız. Ne güzel bir projeye imza atıyorsunuz. Gönüllülük gerçekten çok önemli bu işlerde. Ve çocuklar bizim için her şey. Evet. O yüzden onlar güzel, okullar bizim için çok önemli, eğitim yuvalarımız. O yüzden onlar çok güzel bir alana kavuşsunlar diye hep birlikte çalışıyoruz. Peki boya yaparken neye dikkat etmeliyiz? Boya yüzeye. Herkes boya yapmalı mı? Yüzeye bakılmalı. Yüzey sağlam mı değil mi? Boş malzeme şey var mı? Güzel raspalanıp güzel astar vurduktan sonra yapılmalı. Boş yüzeye boya yapıldıktan sonra alttaki tabak kalktığında bir anlamı olmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Ona dikkat edilmeli. İşçilik burada önemli. İz kalmamalı. Pürüzsüz olmalı. Evet. Değil mi? Renk seçimi de önemli bence. Evet. Okul olduğu için biraz da cıvıl cıvıl olmalı. Hani biraz da koyu renkler tercih edilmemeli. O halde çalışmaya başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu boya iyi mi? Evet. Oranı. Kıvamı şu an iyi. Kıvamı iyi mi? Yani çok almış olmayayım, o yüzden yerlere damlamasın yani, o yüzden söylüyorum. Tamam. Al işte daha derken yaptım. Ters tutmuyorum inşallah ben bunu. Diğer tarafa tutarsanız. Şöyle tutmaz mi? Evet. Ay bu iş keyifli. Ama şuraları da yapacağız tabii. Ahmet, toplulukta çok kişi var ya böyle, zorlanmıyor musun? Başkan olmak zor değil mi? Ya çok keyifli. Yani ekip güzel olunca kesinlikle hiç yorulmuyoruz. Peki bu işlerin dışında neler yapıyorsunuz? Bu işlerin dışında topluluk olarak başka etkinlikler de var mı? Toplulukta başka etkinliklerimiz var. Yapı günleri etkinliklerimiz var. Ondan sonra daha önce yarışmaya katılmıştık. Türk Yapısal Çelik Derneği'nin bir yarışmasına. Harika. Orada bir Hatay'da çelik okul projesi yapmıştık. Hatay'dan talep yine varmış. Ve oradaki okullara belki hocam dedi ki nasip olsun inşallah dedi. Evet. Tabii ki öncelik bu bölge oluyor ve sizlerin okulları devam ettiği için. Ama yaz kesinlikle döneminde belki o bölgeye gidilir mi diye de merak ediyorum. Neden olmaz? Nasip olsun inşallah. Çok güzel bir çalışma. Ustam boya boya. Gel. Nereye gittin? Bunu yanlış mı yapıyorum sence? Yok, normal. Çok batırdın mı ya o yüzden? Şöyle. Kenara seni sıkıyor. Ya bizim beşli elimizden alacak ya. Ya hocam yapabiliyor muyum sizce? Boya işi daha kolaymış bence. Bu anlamayı sonra yapacağız. Ha peki hangi? Ay diğerinde sınıfta kaldım bence. O çok kötüydü. Evet tamirat. Ama? Dinlenme saatimiz başladı ama. Mola zamanı mı geldi? Baksana gençler sizi bekliyor. Ya mola zamanıymış. İşi boyayı böyle yarım bırakabiliyor muyuz ustam? Tabii. Sıkıntı olmuyor değil mi? O zaman biraz dinlenelim mi Ayça? Öğlen molası efendim. Sonra tabii ki çalışmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, şu an boyama ben kaldığım yerden devam ediyorum. Birazdan okulumuzun dış cephe boyasına geçilecek. Değil mi Ahmet? Başka neler var? Bu arada okulumuzda çok güzel bir park alanımız var. Evet. Oranın da tadilat yapılacak zannedersem. Evet, parkta da bir ufak tefek eksikliklerimiz var. Sanacaklarımız yoktu. Onu da yine Karatay Belediyesi'nden temin ettik. Sadece montajını biz yapacağız. Evet. Tamamdır. İnşallah onu da görelim. İçeride de iç boyası, tavan boyası, dışarıda da dış boyası yapılacak. Öyle mi? İçerisinde mi başlıyor? Aynı anda başlıyoruz. Aynı anda başlıyoruz. Hangisi öncelikle acaba diye merak ediyordum tabii ki, şöyle görüneyim. Ama ikisi de aynı anda başlayacak. Ben şurayı hemen bitirmeye çalışıyorum sevgili izleyenlerimiz. Artık boyam bitti. İç cephede sadece öncelikle tavan boyasına başlıyoruz. Ondan sonra duvarı iki renk yapacağız. Kuşakla ayıracağız duvarı. Evet. Kuşağın üst tarafını önce, sonra da alt tarafını boyayarak iç boya işini bitireceğiz. Bitireceğiz. En son ne kalacak peki? Bizim bu okulda farklı olarak bir Atatürk köşesi kuracağız. Diğer okullarımızda vardı, burada yoktu. Koridorumuza bir Atatürk köşesi kuracağız. Ondan sonra bir resimler çizeceğiz. Harikasınız. Resim çizeceğiz oraya. Resim kısmını da görmeliydim aslında. Hadi bakalım, ama ben buraya yetişemiyorum. Yönümü birazcık değiştireceğim şöyle. Değiştirelim. Bismillah. Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu Akademik Danışmanı, aynı zamanda Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Sadrettin Hocamız bizimle birlikte. Kendisinden hem topluluğumuz hakkında hem yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi almak istiyoruz. Zoru başarmak çok güzel. Evet. Değil mi hocam? Öncelikle hoş geldiniz hoş demek bulduk. İstiyorum. Karatay Üniversitesi'nin yapı topluluğu nasıl kuruldu, önce ondan başlayalım. Tabii ki, 2015 tabii. yılında mimarlık, iç mimarlık ve inşaat mühendisleri öğrencilerinin birlikte bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk bu. Evet. Topluluğun en büyük amaçlarından bir tanesi yardıma muhtaç köy okullarının tadilatını gerçekleştirmek. Burada bizim amacımız, bunu gerçekleştirirken tabii ki de profesyonelce bir iş yapmak. Bunu yaparken de pek çok birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluş var. Bunlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İç Mimarlar Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Konya Barosu, Karatay Belediyesi, evet. yani hangi ilçeye gidiyorsak onunla ilgili belediyelerle birlikte bir iş yapıyoruz. Tabii ki de en önemli, biz kendimizi saymadık ama en önemlisi de Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi ve yapı topluluğumuz. Bu kurumlar bir araya gelerek göre güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar 9 sene oldu topluluk kurulalı. Pandemi hariç 6 tane okulun tadilatını gerçekleştirdik. Pek çok firma bize sponsor oldu. Harika. Yani şu an sponsorları saymak mümkün değil, öyle diyeyim. Daha da çoğalsın inşallah. İnşallah, inşallah. Yani böyle bir okul tadilatı işi yaptığımız zaman bizlere destek inanılmaz derecede fazla geliyor. Dolayısıyla bizi de çok mutlu ediyor. Bizi daha çok motive ediyor bunlar. Gönüllü dostlarımızın olması ne kadar güzel. Bu arada mühendislik, mimarlık bölümünde okuyan öğrencilerimiz de sahada çalıştıkları için evet. bence eğitime büyük katkısı Tabii. oluyordur diye düşünüyorum. Biz zaten toplulukta evet. şöyle bir durum var. Bu arkadaşlar mezun olduktan sonra birbirleriyle birlikte çalışıyorlar. Bizim amacımız burada mezun olmadan önce birlikte çalışmalarını sağlamak. Bu da öğrencilere bence hem fikren hem de ileride zamanlarda ne yapacaklarını şöyle önden bir kestirebileceği bir etkinlik gibi oluyor. Toplulukta kaç kişi var? Topluluk, merak ediyorum. Topluluğun sayısı şöyle oransal olarak söyleyebilirim. Üniversitenin yaklaşık %10'u topluluğumuzda diyebiliriz. Aynen. Belki bu fazla abartmış da olabilir ama %6-%7 civarında var diye biliyorum. %10'u bulmuşuzdur hocam. Ama kurulduğu günden bu yana bu sayıda, çok yüksek sayıda öğrenci bizi sağ olsun destek oluyorlar. Aynen, destek. Peki şu an boyamızı hazırladık hocam. Evet, binamızın dış cephesini boyayacağız, aynen, değil mi? Aynen. Binamızın dış cephesi zaten arkadaşlara da şey yaptınız. Pastel aşı dediğimiz bir renk ile boyayacağız. Çok güzel rengi. Aynen, rengimiz çok güzel. Bu boyayı iyice karıştırdık. Şimdi normalde renk değiştiriyorsak önce araya bir astar atmamız gerekiyor. Evet. Beyaz bir astar, bir rengi beyaz oluyor. Yani araya bir katman koyuyoruz. Daha sonra renkli boyayı kullanarak ne yapmış oluyoruz?
şu renkten kurtulmuş oluyoruz. Boya işlemi başlıyor. Hocamıza teşekkür ediyoruz bu arada. Ben teşekkür ederim. Gel. Gel, seni tanıyalım mı? Adın ne? Ebrar. Ebrar, kaç yaşındasın? 6 yaşındayım. 6 yaşındasın. Okula gideceksin, değil mi? Harikasın. Boya mı yapmak istiyorsun? Öğrendin mi peki bu işi? Kim öğretti? Ablam öğretti. Ablam mı öğretti? Severim ben seni. Hadi bakalım, fırçanı aldın, geldin. Şimdi Ebrar da bize eşlik edecek. Seni tanıyabilir miyiz ablacığım? Ben KYT Okalatay Üniversitesi 3. sınıf İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Evet. Eski KÜYAP Başkanı, Başkan Yardımcısıyım. Geçen seneki. Devrettin. Devrettim, Ahmet de devretmiş. Artık Ahmet de devretecek, az kalmış çünkü. Neler yaptın, bir anlatır mısın ve burada neler yapıyorsun? Burada kendimizi hem geliştirmek hem yardım amaçlı bir yani toplulukla birlikte güzel bir aktivite gerçekleştirmek. Ve insanlara, küçük çocuklarımıza yardım etmek amacıyla böyle bir... Harikasın. Şimdi en zor işi sana mı verdiler, ne yaptılar? Çatıda ne işin vardı? Neler yaptın çatıda? Kiremitleri kırılmış da onun olası durumla düşmesini engellemek için yenileri vardı, onlarıyla değiştirdik. Harikasın ya. Gençler pırıl pırıllar ve gerçekten çok yetenekliler. Bir taraftan okuyorlar, bir taraftan kimisi okulunu bitirdi. Bir taraftan da öğrendikleri o bilgileri sahada uygulamaya da devam ediyorlar tabii ki. Topluluğun vermiş olduğu hizmet gerçekten takdire şayan diyoruz efendim. Ve boya işlemimiz kaldığı yerden devam ediyor. Alandan alana geçiyoruz. Niye? Her alanda yapılan çalışmayı sizlere gösterebilelim diye sevgili izleyenlerimiz. Ben de kısa kısa arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Cephe boyaları devam ediyor. İçeri boyası başladı. Oradan da görüntümüz gelsin inşallah. Şimdi biz buradaki görmüş olduğunuz otları biçeceğiz. Evet. Bahçıvan olduk artık. Evet. Bunu niye yapacağız? Niye yapıyoruz? Çünkü burada cephede çalışacak arkadaşlarımızın bu otlarda ve dikenlerde zarar görmemeleri için yapacağız. Evet. Bunu. Biraz evvel ayaklarıma dikenler battı. O yüzden evet. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Hemen otları temizlemeye başlıyoruz. Kesinlikle. Hadi bakalım. Bir hatırlayalım. Programımıza daha evvel ondan sonra programımıza gelmişti Ahmet'le birlikte. Neler yapıyorsun görüşmeyeli? Görüşmeyeli aslında bayağı şeyler yaptık. En başta zaten okul tadilatımız için güzel bir hazırlık aşaması geçirdik. Yoğun ve tempoluydu ama çok aslında her işimizi hızlı da çözdük diyebiliriz. Biz istedik maşallah. Bir kapı, Allah şimdi, verdi 5-6 kapı öyle şeyler. İyilikse, iyilik varsa ortada gerçekten Rabbim böyle güzel bir yol açıyor ve işleriniz kolaylaşıyor. Evet, gerçekten öyle oluyor. Yani biz beraber giderken eşyaları almak için park yeri bile bulmak da o kadar kolaydı. Sağladık yani böyle bir anda her şey çözülüyordu. Biz istiyoruz güzel. Bir şey onlar veriyor 5-6 şey hepsini alın götürün diğer okulları da yapın. Gönüllülerimiz çoğalsın istiyoruz bir kez daha efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Harç karıyoruz. Evet harç karıyoruz. Harcımızı kardık. Nereyi kapatacağız?
Biz şimdi burada tavanda açılan delikler var. Bir de eski kornişlerimizin yerleri var, açıklıklar var. Bir de öğrencilerin sıraların kenarlarında sıralar kenarları vurduğu için açıklıklar oluşmuştu. Oraları kapatmak için, düzlemek için harç çıkardık. Oraları kapatıyoruz. Hadi bakalım gidelim mi birlikte? Gidelim. Evet sevgili izleyenlerimiz, artık sona geldik dedik. İçi okulumuzun, sınıfımızın içinde de çalışmalar devam ediyor. Tabii ki bozulmuş olan alanlar böyle bir alçılanıyor. Sonra tavan boyası yapılacak, sonra da duvarlarımız boyanmaya başlayacak. Artık sona geldik. Ahmet Furkan'la birlikte vedamızı yapalım istiyoruz efendim. Buyurunuz. Programımızın sonuna geldik. Biz baştan sona tabii 3 günlük bir işten bahsediyoruz. Burada çalışma günümüz 3 gün olacak. Ve biz 3 gün boyunca buraya eşlik edemeyeceğiz. Ama bu alanda gruptaki bu işle ilgilenen arkadaşlarımız bize tabii ki tamamını getirecekler efendim şöyle. İnşallah yani okulumuzun A'dan Z'ye en baştan en sona hangi aşamalardan geçtiğini ekranlara yansıtacağız. Biz artık program sonundayız. Ahmet'e ve bir kez daha bütün ekibe, topluluğumuza teşekkür ediyorum. Ahmet, neler söylemek istersin? Ben de ekip arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yani onlar olmasaydı buralara kesinlikle birlikte geldik. Yani gelemezdik buralara evet. Kesinlikle. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz buradan. Yani bize destek olmak isteyen kişiler olursa her zaman bizim kapımız açık. Biz yani gönüllülük esaslı yapıyoruz bu işleri. Hı hı. Sadece malzeme ihtiyaçlarımız eksik kalabiliyor. Bunları da yardımseverler tarafından karşılanıyor bir şekilde. Harika. Ve yine destek olmak isterlerse daha önce söylediğim gibi Instagram üzerinden Karatay Yapı Topluluğu adresinden bizlere ulaşabilirler, iletişimde bulunabilirler. Başkanı buluyorsunuz efendim ve hemen organizasyonu sağlıyor. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz. Alın Terinde yine farklı adreslerde güzel işlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.